Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Adana'dan, Seyhan'dan Halk Arenası 3. bölümüyle devam ediyor. Reklamlardan önce Sayın Muharrem İnce'ye bir soru yöneltmiştim. Şimdi onun cevabını alacağız. Ama bu arada gelen mesajlarınızdan halkın avukatı Murat Ergün için bu akşam yok diye sorular var. Ona hemen cevap vereyim. Murat Ergün, pazartesi günü Mersin'deki programımızda bizimle birlikte olacak. Kendisini size selamları, sevgileri var. Ve sözü Sayın İnce'ye bırakıyorum. Şimdi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın FETÖ'yü yargıya CHP yerleştirdi. Şimdi Türkiye'nin yoksulluk sorunu var. Yolsuzluk sorunu var. Yasaklar sorunu vardı. Bu üç yeyi kaldıracağız diye iktidara geldi bunlar. Ama bu 15 yılın sonunda Türkiye'nin şimdi bir yüzsüzlük sorunu oldu. Böyle bir yüzsüzlük olmaz. Bu yüzsüzlük. Utanır adam biraz, utanır. Bekir, beraber seninle grup başkan vekilliği yaptık. Hiç utanmadın mı bu sözü söylerken? Hiç utanmadın mı ya? 2004 Milli Güvenlik Kurulu kararı var. 2004 Milli Güvenlik Kurulu kararında diyor ki, bu Fethullah Gülen faaliyetinin incelenmesi. İncelenmeli bu diyor. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı imzalıyor. Sonra bu Milli Güvenlik Kurulu kararını biz uygulamadık diye açıklama yaptı Yalçın Akdoğan. Uygulamadık biz bunu dedi. Nasıl yüzsüz adamlarsınız siz? Devam ediyorum. 2007'de Silivri duruşmalarında en çok gidenlerden birisiyim oraya. Yıllarca oraya gittim geldim. O mahkemede insanların yargılanmadığını, dalga geçtiklerini, çadır tiyatrosu olduğunu, insanları orada bilerek işkence ettiklerini gözlerimle gördüm. Şimdi hapiste olan bir yargıç, o zaman mahkeme başkanıydı, beni arka tarafa çağırdı. Ben de avukat olan milletvekillerimizden birini çağırdım, arkaya gittim. Yüzüne dedim ki, sen yargıç değilsin. Sen tetikçisin dedim. Bana hakaret ediyorsun Sayın Başkan dedi. Ben sana hakaret etmiyorum, gerçeği söylüyorum dedi. Şu anda o hakim nerede biliyor musunuz? KODES'te. Peki o günlerde bu davalar sürerken, bu kumpas davaları sürerken birisi bir açıklama yapmıştı hatırlıyor musunuz? Ben bu davaların savcısıyım demişti. Kimdi o savcı? Yani FETÖ'cüler, FETÖ'cüler bu ülkenin generallerini, subaylarını, gazetecilerini, muhalif isimlerini, yazarlarını hapse atarken, Silivri'de orada burada inim inim inletirken, Bekir Bozdağ sen ne iş yapıyordun? Yozgat'ta çaycı mıydın? Neredeydin sen? Burada değil miydin? Milletvekili değil miydin? Nasıl utanmaz adam bunlar? Yani şaşırıyorum buna. Beraber o orada birisi FETÖ dediği zaman çıldırıyorlardı. O mecliste çıldırıyorlardı. Can siperhane bir şekilde saldırıya geçiyorlardı. Üniversite kurmaları için komisyonlarda insanları konuşturmuyorlardı. Milli Eğitim Komisyonu'nda, plan bütçede, şurada burada. Her şeyi emirlerine sundular. Yani bitsin artık bu hasret diye kim bağırdı? Şimdi 15 Temmuz'dan sonra darphaneden bir para bastırmışlar 1 lira. 15 Temmuz şehitleri anısına diye. Şehitler başımızın tacı, hiç itirazım yok. Peki geçmişte FETÖ'ye para bastı mı aynı darphane? Bastı. Ne konuşuyorsunuz siz ya? Biraz susun da utanın biraz. Rabbim beni affetsin kim dedi? Yakında kesin Atatürk'te İsmet Paşa'ya kalacak bu FETÖ diye korkuyorum. Oraya kadar gelecekler. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim ne bağımız olabilir? Yok böyle bir şey. Türkiye'nin sorunu böylesine bir yüzsüzlüktür. İşte büyük bir sorundur bu. Bir sorunu daha söyleyeyim mi size? Gençler, bir sorunu daha söyleyeyim. Gençlere başbakan ders veriyor. Diyor ki, itaat et, rahat et diyor.
Ben gençlere onların bir öğretmen abi olarak söylüyorum. Sakın ha itaat etme. Dünyayı itaat edenler değil, itiraz edenler değiştirir. İtiraz et. Yine gençlere bir akıl veriyor. Bir gün konuşuyor. Bilgisayar, internet, şu bu konuşulurken bu diyor bilgisayar işlerine fazla kafayı yormayacaksın. Kafayı kırarsın diyor. Ben bir fizik öğretmeni olarak gençlere şunu söylüyorum. Sakın ha kafayı kırmak falan değil. Tam tersine araştır, eleştir, özgür düşün. Tarih bilincine sahip ol. Milli değerlerine sahip ol. Evrensel değerleri bil. Evrensel değerlere ulaşıp dünya vatandaşı olmaya çalış. Öyle bir meslek sahibi ol ki Jamaika'da da bu mesleğini yap, Rusya'da da yap, Kanada'da da yap. Dünyanın her yerinde geçerli bir mesleğin olsun. Kafa yor, kafayı kırmazsın, merak etme. Merak etme. Sen yapabilirsin, öyle düşüneceksin. Benim en büyük idollerimden birisi Rutherford'tur. Rutherford, Almanya'da sıradan bir lisede sıradan bir fizik öğretmenidir. Ama bir atom modeli geliştirmiştir 100 yıl önce. Atom modelini sıradan bir lisede sıradan bir fizik öğretmeni geliştirmiştir. Yapabilirsiniz. Siz dünyayı da yönetebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Bakın, neye ihtiyacımız var bizim biliyor musunuz? Az önce Uğur Bey söyledi. Dünyada 100 önemli marka arasında bir tane Türk markası yok. Tek bir tane yok. 100 önemli marka arasına Türk markaları sokmak zorundayız. Bunun için uğraşmalısınız. O cep telefonu var ya, cep telefonu. Onu kiloyla alsanız, 5 tanesi 1 kilo gelir. 3000 liradan demek ki kilosu 15 bin lira yapar. Değil mi? Kiloyla alsanız 15 bin lira yapar. Onu almak için bir kamyon buğday verirsiniz. Avucunun içine 5 tane cep telefonu koyarsın, bir kamyon buğdayı verirsin ona. Belki bir kamyon da yetmeyebilir. Kamyonuna göre değişir. Kamyonlar da gelişti artık. Sen onu düşüneceksin. Bir kamyon buğday, avucunun içinde 5 tane cep telefonu. Sen o cep telefonunu üretmeyi öğreneceksin. Ha, bir şey daha söyleyeceğim. Tamam, onu yetiştireceksin. Onu o cep telefonunu üreteceksin. Ama tarımı da sakın küçümseme. Sakın ha. Bir kilo cep telefonu 15 bin lira. Bir kilo safran bitkisi de 15 bin lira. Safran bitkisi yetiştirirsen de 15 bin lira kazanırsın. Hatta o cep telefonunun Çin malı vardır, taklidi vardır. Safran bitkisinin Çin malı yoktur. Onun için Adana'nın portakalını elinin tersiyle itme. Ona sahip çık. Ona sahip çık. Hem cep telefonunu üretmeye çalış, hem tarımını geliştirmeye çalış. Bakın, 3,5 tarafı denizlerle, 4 tarafı sorunlarla çevrili bir ülkeyiz biz. Böyle burası. Kayak yaparken in aşağı, denize gir. Tarih var, doğa var. Bugün Silifke'den buraya geldim, sahilden. Bu ne muhteşem tarih kardeşim ya. Yer gök tarih fışkırıyor ya, fışkırıyor. O Erdemli yolu üzerinde fışkırıyor yani. Her taraf tarih. Her taraf bereket. Yemyeşil. Portakal bahçeleri, limon bahçeleri, çilek bahçeleri. Değerini bileceğiz bu memleketin. Kolay kurmadık bunu biz. 140 senelik bir demokrasi mücadelesi bu. İlk kez 1876'da padişah yetkilerinin bir kısmını devretti meclise. Kör topal, aksak neyse. Bir şeyler oldu. Kapandı. Oldu, bu oldu. 1920'ye geldik, 23 Nisan'a. Meclis hükümeti kuruldu. Bak, bu yalancılara bir tarih dersi de ben vereyim. Atatürk'e diyor, tek adam diyorsun diyor. Suç işliyorsunuz diyor, asıl siz diyor, Atatürk'e hakaret ediyorsunuz diyor. Cahil bilmiyor ki şunu. Yetki Atatürk'te değildi. Yetki meclisteydi.
yetki meclisindi. Başkomutanlık yasasını Atatürk'e 3 ay zorla verdiler. Vermediler. Atatürk çıkardığı bütün kanunların hepsinde muhalefet vardır. Ve zorla geçirmiştir pek çok kanunu. Muhalefet vardır. Öyle Atatürk geliyordu meclise, hadi bakayım beni başkomutan yapın. Yok böyle bir şey. Yetki meclisin de Atatürk'ün değildi. Yetki başkomutanlık yasasıyla yetki istediğinde Atatürk'e bir dakika dediler öyle. Sana 3 aylığına veririz. Böyle yetkiyi veremeyiz. Şimdi burada başkomutanlığı da sınırsız bir şekilde veriyoruz. Peki. Kime? Kim olduğunu bilmiyoruz şimdiden sonrakilere. Bunları doğru düzgün bilelim. 1920'den sonra 60'tan sonra nispi temsil sistemi geldi. %1 oy dahi değerlendirildi. 80'den sonra barajlı sistem geldi. Bir mücadele verdik 140 yıllık. Aksayan yönlerimiz var. Doğru. Doğru. Mesela ön seçimler geliştirilmeli. Sadece parti üyeleri değil. O seçim bölgesindeki bütün seçmenler oy kullanmalı. Geliştirebiliriz. Ama bu sistemden vazgeçmeyelim diyorum. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi çok ilginç bir mesajla kapatacağım bu akşamki programı. Ama sizin bir konuşma hakkınız var. Ben kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Peki, hemen bitireceğim. Diyor ki mesajı gönderen değerli seyircimiz, programınızı internet üzerinden izliyorum. Size ve konuklarınıza saygılar sunuyor, iyi akşamlar diliyorum. Bir süredir Şanlıurfa'ya gidip geliyorum. Birkaç gündür de bu ildeyim. Buralar bildiğiniz gibi değil. Şanlıurfa ilginç bir kent. İlçeleriyle, mozaik yapısıyla ve son dönemlerde nüfusu eklenen Suriye göçmenleriyle uzun yıllar sonra geldiğim bu kent müthiş bir gelişme kaydetmiş. Ama insanlar mutsuz. Taksi şoförü, berber, garson, kimle konuşuyorsam bugüne dek AKP'ye oy verdik diyorlar ve Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorlar. Ancak ilginçtir, referandum oylaması için farklı şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki istikrara, hizmete, dindarlığına oy verdik. Barış için oy verdik. Helal olsun. Belki yine vereceğiz. Ama bu referandumda aklımız ve kişiliğimizle alay ediliyor. Bu kez hayır diyeceğiz. Bu sözleri teşkilat görevlileri, il ve ilçe yönetimlerinden kulaklarımla defalarca işittim. Bir de kendilerine has şiveleriyle öyle güzel dillendiriyorlar ki biz hep ağaların dediğini yapmışık. Bugüne kadar bir şey olamamışık. Ağaların en büyüğü bu sefer kusura kalma mitinge de gelecek, alkış da tutacak ama hayır diyecek. Şimdi bunu yazan kişi aynı zamanda bu kitabın yazarı, Hendeklerdeki İhanet, Cizre Hendek Operasyonu'nun perde arkası. Yeni çıktı bu kitap. Yazan Ercan Ersoy. Mesajı gönderen de Ercan Ersoy. Benim Ercan Ersoy'la geçmişe dönük bir gazeteci olarak bir bağım var. Onlar Susurluk Çetesi adı altında yargılandılar ve bir takım yasa dışı işlere karıştıkları için mahkum oldular. Ben de gazeteci olarak onların çok haberini yaptım. Ama bu Ercan Ersoy özellikle eli kalem tutan, okuyan, yazan. Zaten bu çocukların hepsi başlangıçta yurtsever duygularla emniyet teşkilatına girmişler. Ama daha sonra yöneticileri, bazı siyasetçiler onları kötü amaçla kullanmışlar. Ve sonra da kirli bir eldiven gibi bir kenara atılmışlar. Bu çocuklar benim gazeteciliğime çok saygı duyuyorlar. Çünkü benim o haberleri sadece gazetecilik ve toplumun gerçekleri öğrenme hakkı için yaptığımı biliyorlar. Şimdi Ercan Ersoy bu kitabında Diyarbakır FETÖ imamının Kandil'e yapılan hava operasyonlarını kodlarıyla, yani bombalanacak yerlerin kodlarıyla, koordinatlarıyla Baylok üzerinden Kandil'deki 2 numara Cemil Bayık'a bildirdiğini ve aralarında Baylok'la
şifreli mesajlaşmalar olduğunu bu kitabında yazıyor. Bu çok önemli bir şey. Bakın bugün Sırrı Süreyya Önder, biz Kandil'deydiz. Kandil'deyken uçaklar bombalamaya başladılar. Biz dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i aradık ve bombalama durduruldu iddiasını dile getirdi. Ve Ercan Ersoy da eski bir polistir, siyasi bölümde görev yapmış, sorgulayıcıdır. Eli çok iyi kalem tutuyor. Ben hepinize bu kitabı okumanızı öneriyorum. Evet, hem Sayın Akşener'e hem Sayın İnce'ye çok çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür de sevgili Adanalılara, Yiğit Mert yurttaşlarımıza, bereketli toprakların insanlarına ve ekranları başında saatlerdir bizi sabırla izleyen vefakar Halk TV seyircilerine çok çok teşekkür ediyorum. İsmail Dükel'i de geciktiriyoruz. Onu seviyoruz. Başarılar diliyoruz. Hepiniz sevgiyle kalın. Hayırlı geceler efendim. Tamam.